Merhabalar, selamlar, sevgiler. Hayırlı günler, iyi haftalar. Bugün günlerden pazartesi. Evet, dün gece de Bosporus Otel'de konakladıktan sonra bugün yaklaşık 15 dakika önce hareket ettik sevgili dostlar. İstikamet Bulgaristan ve Edirne. Canlı yayını açtım sizlere şimdi yol ayrımından, oradan da bir canlı yayın sunayım dedim arkadaşlar. Evet, yaklaşık 1 kilometre sonra yol ayrımındayız. Sofya Makedonya yol ayrımı arkadaşlar. Kilometre sonra sağdaki çıkışa girin. Burada hemen sağ tarafta Gazprom'a gelmeden önce bir elektrik şarj istasyonu var arkadaşlar. Yani yol ayrımına gelmeden yaklaşık 1 kilometre önce, 500 metre önce bir elektronik şarj istasyonu var elektrikli araçlar için arkadaşlar. Yol ayrımından önce de yine sağ tarafta Gazprom benzin ve mazot ikmalinizi yapabileceğiniz şöyle ben de içeri gireceğim, ben de buradan bir mazot alacağım. Evet, sol tarafa Üsküp istikametine gitmek isteyenler Skopje tarafını takip ediyorlar. Bulgaristan istikameti ise Sofya üzeri takip ediyorsunuz sevgili dostlar. Sofya Pirot üzerini A4 E80 istikametini takip ediyorsunuz. Evet, Üsküp, Makedonya, Kuzey Makedonya ve Yunanistan üzeri gitmek isteyenler de yine sol tarafı E75 A1 istikametini takip ediyorlar sevgili dostlar. Takip etmeniz gerekiyor. Hemen burada tabelanın sağ tarafında Gazprom istasyonu var. Buradan aracınıza benzin ikmali yapabilirsiniz, mazot ikmali yapabilirsiniz. Yaklaşık 500 metre önce de yol ayrımına gelmeden aşağı yukarı Gazprom'dan 500 metre önce de sağ tarafta park yerinde elektrikli şarj aleti var. Elektrikli araçlar için bir şarj aleti koymuşlar oraya. Burada da aracınızı şarj edebiliyorsunuz. Gazprom'da, şimdi birazdan Gazprom'a gireceğiz. Gazprom'da da aynı şekilde. Bir bakalım. Ben de aynı zamanda oradan bir aracımı şöyle benzin mazot ikmalini yaptıktan sonra yolumuza devam edeceğiz sevgili dostlar. Mazotumuzu da aldık ve yolumuza devam ediyoruz. Altı yüz metre sonra sağdaki çıkışa girin. Buradan Sofya istikametine sağa dönüyoruz. Üsküp sol taraf. Sağdaki çıkışa girin. Bulgaristan üzerinden Edirne'ye gideceğiz.
yaklaşık akşam saatlerinde inşallah güzel yurdumuza da giriş yapmış olacağız sevgili dostlar. Yollarda herhangi bir sıkıntı yok, herhangi bir sorun yok. Zaman zaman tabii ki her zamanki olan şey inşaatlar var, yol yapımları var. Bu tabii ki bahar ayları geldiğinde her yerde bir çalışma başlatılıyor. Avusturya'da Graz Maribor istikametinde yine zaman zaman yol çalışmaları var. Viyana istikametinde de yine zaman zaman yol çalışmaları var. Özellikle Almanya üzeri gelecekler, Belçika'dan, Hollanda'dan gelecekler A45'i kullanmamalarında fayda var. Çünkü bizim orada büyük bir köprü inşaatı var arkadaşlar. Onun için A1, A3 ya da A44'ü kullanmanızda fayda var. Evet, dün 9 gibi Bosporus Otel'e geldik. Güzel bir uykudan sonra sabah kalktık, kahvaltımızı ettik. Yine güzel bir kahvaltıdan sonra şimdi burada tabi Bosporus Otel sahibi çok değerli, rahmetli, Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun, nur içinde yatırsın. Çok değerli abimiz, sizi 2 sene önce kaybettik biliyorsunuz. Burada biz bir aileyiz, kocaman bir aileyiz. Akşam geç olduğu için sohbet etme vaktimiz olmadı. Sabahtan burada sohbet gerçekleştirdik. Otelin işletmeciliği çocukları devam ettiriyor, ailesi, eşi devam ettiriyor. Eski günleri yad ettik. Bulunmaz bir insandı gerçekten. Fevzi Bey, Fevzi abimiz. Allah mekanı cennet eylesin. Burada da aynı zamanda bizim iş partnerimiz. Bosporus Otel. Avrupalı Türklerin uğrak yeri. Gerçekten güzergah üzerinde en güvenli otellerden bir tanesi. Şimdi Slovenya'da da bir otelimiz var. Butik Otel Pohorje. Biraz dışarıda kalıyor ama gitmeye değer arkadaşlar. Çünkü manzarasıyla, doğasıyla, havasıyla, oksijeniyle inanın gitmeye değer. Gideceksin oraya. Bütün yol yorgunluğunu inanın yarım saat içinde atarsınız. Çünkü oradaki alacağınız oksijen hiçbir yerde alamazsınız. Yani gidin, dinlenin, çayınızı için, kahvenizi için istirahatınızı yapın. İlle kalmak zorunda değilsiniz. Arasından oradaki atmosferi görmüş olursunuz. Oradaki doğayı görmüş olursunuz. Yaşamış olursunuz. Oksijen almış olursunuz. Çünkü hakikaten tam dağın eteğinde kurulu bir kent. Otel Poerje'de ismini zaten Poerje dağından almış bir kayak merkezi. Herkese tavsiye ederim. Yani ben bu sefer gelişimde 2 gün kaldım. Çünkü hakikaten oksijeni bol, havadar. Bana da çok iyi geliyor. Biliyorsunuz koronadan sonra bir nefes darlığı vardı, oluştu. Bana da çok iyi geldiği için ben orada 2 gün kalmayı tercih ettim. Çok şükür. Dinlenmiş bir şekilde tekrar yola çıktık. Dün akşam otel, Bosporus Otel'de konakladık. Şimdi yolumuza devam ediyoruz. Evet. Sırbistan'da azami sürat 130 km arkadaşlar. Gişeler arası biliyorsunuz hız ölçme şeyi var. Bunu açtığınız zaman da sizi polisler burada gişelerde bekliyor. Ceza yazıyorlar. Kesinlikle trafik kurallarına uyun. Cezalar ağır arkadaşlar.